yüzü böyle ben Peki. Buyurun Sayın Türkan. Şimdi değerli arkadaşlar, bütün yorumlarınızda Muharrem İnce'yi bir siyasi organizasyonun yani bir siyasi partinin kurumsal yapısı içinde olduğunu dikkate almadan bireysel konuşuluyor. Bu bireysel konuşmalar aslında herkesin biraz evvel söylediğim itiraz edilen hani bu var ya tek lider, tek adam bir kere ne Sayın Recep Tayyip Erdoğan kararları tek başına alıyor ne de Sayın Kılıçdaroğlu kararları, uygulamaları tek başına alıyor. Aynı şey Muharrem İnce için de öyledir. Muharrem İnce ve parti kurmuş mu? Kurmuş. Bu parti Türkiye genelinde örgütlenmiş mi? Seçime girme hakkını elde etmiş mi? Şu anda parti meclisi, genel başkan yardımcıları, sözcüleri içinde çalışan akademisyenler var mı? Var. Şimdi Muharrem İnce'yi sanki bireysel karar verecek, sağ aynısın filan diyenler yanlış yapar. Bunu 20 yıl bizim Demokratik Sol Parti'ye, rahmetli Bülent Ecevit'e yaptılar. Sonra bunu tutturamadılar. Ecevit geldi ama bize 2007 yılında yine oylar bölünmesinden diye CHP ile birleşildi. Arkadan bir rahavet çöktü. CHP de istenen oyu alamadı. Ve demokratik solu ortadan kaldırma operasyonu devam etti. Neden? Çünkü solda tek bir parti tutmak istiyorlar. CHP dışında kalmasın. Şimdi Türkiye'deki anketçilere saygım sonsuz. Ama her anketçinin sonuçta müşterileri var. Onlara servis yapar, rapor dağıtır. Değil mi Murat Bey? Zafer, Zafer Bey aboneleriniz... iyi bilir. Hayır hayır aboneleriniz var. Abonelerinize dağıtıyorsunuz. Tabii. Ya da belli kurumlar ya da kişiler size araştırma yaptırıyorlar. Şimdi Türkiye'de ne olup bittiğini, geleceği satın almak için finansçılar anket yaptırmak istemişler. Ama ilk defa bu dönem anketi Türk anketörlerine yaptırmıyorlar. Şu anda Amerika Birleşik Devletlerinden gelmiş bir anket firmasının yani bir kamuoyu araştırma şirketi 21 eleman ile geldi ve ankete de 3 Nisan'da başlıyorlar yani Salı sabahı Türkiye genelinde şu ana kadar da yaptıkları çalışmalar Ankara'da bir otelde kalıyorlar ve bu otelde yaptıkları çalışmalar benim gibi belki sizlere de ulaşmışlardır kamuoyu oluşturan kişilere soruyorlar neye bakalım, nerede bakalım? Yani hani var ya altyapıyı sizin oluşturduğunuz şeyi oluşturmak için. Bunlar daha ankete başlamadı. Ama Avrupa Birliği adına Brüksel'den gelen bir anket firması anketini 12 ile 22 Mart tarihleri arasında yaptı. Bu anketin bilgilerini almaya çalıştık. Birimiz alamadık. Vermiyorlar. Yani kendilerine yönelik yaptılar. Ama Fransa'da okumuş Paris'te Gürbüz Evren belki de dün bunu CNN televizyon programına katılmıştı söylemiş de olabilir ve bunu da merak eden varsa bizim TV programının şeyine baksın web sayfasına orada makale halinde yayınladı. Bu ankete göre daha Muharrem ince adayım diye başvuru yapmadan evvel yani 22 Mart'ta biten anket Sayın Cumhurbaşkanı, önce yurt dışı rakamları söyleyeyim ki herkes bana sen küçük düşürüyorsun demesin. Bunlar yurt dışındaki oylar için ayrı anket yapmışlar. Tam Künye verebilecek misiniz? Veriyorum işte Künye'yi. Hı hı. Yani merak eden bizim TV'ye girsin, bütün ayrıntıları Gürbüz Evren'in yazısında okuyabilirler, web sayfasında. Hangi firma? firma değil, vermiyor zaten. Firmayı gider vermiyorlar. İnsana anketler geldi yaptı. Brüksel'de endeksli oradaki yatırımcılar için yapılıyor. Yurt dışındaki oyları ayrı yapıyorlar. Yurt içini ayrı yapıyorlar. Hani dağıtım yapmadan. Yurt dışındaki o 3 milyon seçmeni temsil eden kitle Tayyip Erdoğan'a %57 çıkıyor. %57? %57. Kılıçdaroğlu'na %43. Orada şey faktörü yok. Muharrem İnce. Ama Türkiye'de Tayyip Erdoğan'a yüzde 41.9 Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 41.1 Muharrem İnce'ye yüzde 9.1 çıkıyor. Ve bu anketi verirken bilgilerini daha Muharrem İnce'nin de imza işi başlamadan bu. Ve verirken bu anketi Geri kalan %59'un dağılımını vermediler. Yani Gürbüz alamadı. Ne kadarı hani oy kullanmayan e şey sandık başına gitmeyecek ne kadarı e kararsız. Şimdi bu anket bitip de neticelendirme aşamasında Muharrem ince 100 bini geçip de kendi anketlerinde %9.1 çıkınca İki kere daha yapmayı düşündükleri anket sayısını üçe çıkardılar. Şimdi yakın bir tarihte yine gelecekler. 14 Mayıs'a kadar üç anket daha yapacaklar. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bizim konuştuğumuz gibi, sosyal medyada yazıldığı gibi, diğerlerin yapıldığı gibi, efendim anketler yapılmış filan. biraz evvel Zafer haklı olarak bana sordu. Sen dedi Demokrat Parti'ye örnek veriyorsun, devayla şeyine vermiyorsun. Doğrusu ben ne DEVA hakkında ne de Gelecek Partisi hakkında şu kadar yüzde oy alır diyemem çünkü seçime girmiş değiller. Benim verdiğim örnekler daha evvelki şeylerdi. Şimdi benim geçmişte Allah uzun ömür versin bedretinden alınan bir siyasi parti kurduğumuz zaman parti kurulduğu güne kadar herkes bizi uçurdu medya filan. Parti kurulduktan sonra ertesi gün kimse bize haber yapmaz oldu. Yani Türkiye'de böyle bir şey var. Ayrıldığın yapıyı zayıflatma egosu vardır. Bu Babacan da ayrılırken oldu. Davutoğlu ayrılırken de oldu. Zafer Maalesef... Bey o taktiği mi yapıyor sizce? Efendim? Zafer Bey o taktiği mi yapıyor? Hayır Zafer Bey taktiği Zafer Bey'in şeydir huydur. Ben artık alıştım Zafer'i de severim. İyi arkadaştır. <laughs> Mesela Zafer Allah'ı var. Kimse ne derse desin. Biraz evvel Hasan Bey hani Hüsamettin hikayesini söylediniz ya bana. Esas bu işin Türkiye'de emperyalizm adına DSP'yi bölüp Ecevit'i daha sarken diri diri mezara eden sokma operasyonunu açıklığa kavuşturmak üzere benle de konuşma yapıp çok güzel bir dizi yapmış. Bir de böyle güzel yazıları da var. Takvim gazetesindeyken, Yeni Asur'dayken yani ben e Zafer'i çok gençliğinden takip eden bir kişiyim. O da ayrı bir hikaye. Yani 20 yıldır böyle bakmışımdır haberlerine. Bana da takılmayı sever, size de takılmayı seviyor. Çünkü Zafer'in fikir yapısı şöyle gelişiyor. Hasım bulunca ee, gelişmesi yapıyor. Şimdi ben biraz sonra ekonomi konuşun. Şu anda ekonominin neden kötü olduğunu söyleyeyim. Hemen o ekonomi kötü diyenler ona özel notları gönderirler ki bana saldırsın diye. Normaldir. Ben istersen de tahrik edebilirim. Ama şimdi dokunmuyorum. Dokunmuyorum. Çünkü moderatör, moderatörden böyle. izinsiz dokunmam. Şimdi bu araştırma Amerikalılar... Bakın şu anda Türkiye'deler. 21 kişilik ekip ve araştırma yapacaklar. İzin. Bu araştırmayı da siyaseten e, yapmıyorlar. Peki ha. o zaman iktidardan da herhalde izin almışlardır. İzin almalarına gerek yok. Nasıl yok? Bakın ya organize İz, ediyoruz izin zaten alıyoruz bunları. Ya. Bu gelen 21 kişiyi diplomatik araçlarla karşıladılar. Ya bu kişiler kim? Bir anket şirketi mi? Anket, Nedir? Ya, kamuoyu araştırma Ama şirketini ben söylüyorum. Bey. Ama o zaman Asim iktidar Bey, bunların Asim gezmesine Bey, bir izin bir veriyor. yapıyorsunuz. Efendim ben bir şey ha, söylüyorum. Bey, bir haksızlık daha haksızlık başlamadılar yapıyoruz. ya bunu, niye, niye tartışıyorsunuz? Bunu ilk Hayır, bunu ilk ben, bunu daha, ilk ben yazdım. Ben bunu iki hafta önce yazdım. Ya yani bak ya sen daha iyi biliyorsun. Tartışık. O zaman o zaman bir o söylesin Zafer bana. Bey, Zafer Bey ben... siz bir söyleyin. Ya arkadaşlar sevgili yönetmenim biraz Zafer Bey'in sesini açar mısınız? Tamam, çok şimdi, az Tamam şimdi sen biyelim. de gönder seninkini de okuyayım. seni de referans veririm. Şimdi bu konuda bu konuda, yo, yo, bu konuda şu anda ben. bu rakamların ne ölçüde doğru olduğu ne zaman ortaya çıkacak bakın. Muharrem ince meselesi niye tartışılıyor? Peki Muharrem siz e, Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın İnce'nin bir araya gelmesi, gelmesi olası... mümkün değil artık. Bitti. Değil mi? Bitti. Sayın İnce'nin çekilmesi bakın, mümkün bakın mü? mü? Bitti. Neden bitti? Muharrem İnce şu anda bir araya geliyorum dediği anda siyasi hayatı biter. Yani bu iş o kadar ucuz bir şey değil. Muharrem İnce aynen Sayın Cumhurbaşkanı gibi sokaktan gelen bir politikacı. Halkın tepkilerini ölçen, halkın e, nabzına göre... Ama Onu şimdi bu yönde bir baskı yok mu kamuoyunda? İstediği da? kadar baskı olsun. Kamuoyu, Kamuoyu Partisi mi? Önemli. Partisinde baskı var mı? Bakın şimdi yani siz kamuoyu diyorsunuz. Şu anda Muharrem İnci için önemli olan kamuoyu Memleket Partisi'nin kamuoyudur. Memleket Partisi'nin kamuoyunun baskısıdır. Yani zaten buradaki yanlışlık şu. Biz baskı yaparsak bakın aynı şey bizim Demokratik Sol Parti'yi, Ecevit'i biraz evvel bahsettiğimiz Hasan Bey'in söylediği operasyonda gazetelerde köprüde var. Ayrılan her milletvekili arkadaşımız, her bakan arkadaşımız öyle o gün saat başı ya sanki böyle şey çeker gibi, iğneyle öldürür gibi ayrı ayrı enjekte eder gibi demeçler verip Ecevit'le olmaz, öldü, bitti, gitti diye bizi Ecevit'le sağken 1.2'ye gömenler yeni DİSHEP'e bir, bir şey söylemek bir lazım onlar. DİSHEP onlar kamuoyu Mesela Onlar beni hiç etkilemezler. Hiç etkilemezler. Neden? Çünkü ben onların ne olduğunu biliyorum. Ne yaptıklarını biliyorum. Yani oturup da şey değil ki gelsinler benimle her ortamda tartışmaya hazırım. Ama bunlar yaparken aslında Millet ittifakına zarar veriyorlar. Niye? Böyle yapınca bu arada da DSP'yi suçlamak için ne dediler? Tayyip Erdoğan'a gidiyor, Cumhur İttifakı'na destek veriyor deyip Millet İttifakı'nın genişlemeyeceği imajını veriyorlar. Bu doğru değil. Yani bu kamuoyu dediğimiz bizim kendi kendime. Ben siyasi olarak söylüyorum. Bakın ayın 12'sinde şey 30'unda bir televizyon programındayım. Konuşuyoruz yine aynı iş, sorular falan. Dedim ki Muharrem ince gitmez. Nasıl gitmez dediler filan. Ya biraz sonra resmi gazete yayınlanacak dedim. Biraz sonra resmi gazetede adı çıkacak. Şu anda Muharrem i̇nce anlaşsa bile geri çekse ikinci sırada ismi var. Bugün belli oldu değil mi yani? Evet. Tabii ikinci sırada artık ismi var. Yani dün sabahleyin, dün bırakın sabahı, gece saat ben 12'de eve döndüm. Resmi gazeteyi açtım. Resmi gazete yayınlamış. Bitti. Çekiliyorum dese bile çekilemiyor. Bakın yani. Şimdi bazen böyle konuşuyorlar bilmeden. Açıp tavsiye ederim. Seçim takibini okusunlar. Mesela milletvekili adayı gösterildiniz. Milletvekili aday olduğunuz gün, kesin aday gösterilme günü saat 15'e kadar çekilme hakkınız var. Saat 15'ten sonra çekilemiyorsunuz çünkü saat 16'da artık o aday listesi TRT'ye gönderiliyor okunmak üzere. Şimdi bunları bilmeden, bunları okumadan böyle şeyle yaparak kamuoyunu oluşturunca iki tarafa da zarar veriyor. İşte asıl biraz evvel hani danışmanlar diye söylediniz. Sayın Kılıçdaroğlu'na zarar veren şey bu kendinden menkul, bu işi biliyorum diyen, bu takvimlere bakmadan konuşan. Ayın altısına kadar girittiği gündür. Hani burada program yapıyorsunuz, haber yapıyorsunuz ya söyleyeyim sizler de gazetecisiniz. Neden ayın altısına kadar kritik gündür? ayın 6'sına kadar millet ittifakından ya da cumhur İttifakı'ndaki katılanlardan birisi ben ittifaktan çekiliyorum deme hakkına sahiptir. Ayın 6'sı bittiği gün saat ertesi sabahtan itibaren artık çekilemiyor. Bir soru sordunuz ya ilk başlarken millet İttifakı iyi Parti ayrılır mı acaba filan. Ayın 6'sı geçtikten sonra hiçbir şey olmaz. Ayın altısına kadar baskılar yapılacak. Bu işi de Bu arada... el, efendim bu arada Masum Bey, Masum Bey, Masum Bey bu arada Muharrem İnce bu akşam bir tweet atmış saat 21.50'de. Ee, yani çok uzun bir açıklama ama sosyal medyada dolaşıyor. Çekilmeyeceğini söylüyor özetle. Yani aday olduğunu söylüyor. Ya aday tabii canım. Çekilmeyecek, çekilmez zaten. Çekilse bile çekilemez diyorum. Bitti. Evet. Bitti artık. Yani şu anda oylar baskıya gitmeye hazır hale getirildi. Hani o dört resimli oy. Şimdi şu anda Muharrem İnce orada etkili resim seçmekle meşgul olması lazım. Çekilmeyi konuşmak yerine. Herkes kendi danışmanları da kendileri etkileyen, izleyicinin okuyacağı. Çünkü burada bakın Cumhurbaşkanı seçiminde önemli bir ayrıntı var. Kimse görmüyor. Nedir? Okuma yazma bilmek şartı yok. Fotoğraflara bakıp mührünü basacaksın. Yani böyle hani televizyonda konuşuyorlar işte okuma yazma oranı şu kadar Türkiye'de filan. Bunların hiçbiri geçerli değil. Cumhurbaşkanı seçiminde. Şimdi bu, bu rakamları vermeme nedeni Sayın Kılıç Muharrem İnce seçime devam etmek zorunda. Ben merak ettim. Sordum. Yani istihbarat aldım demiyorum. Kulis de aldım demiyorum. Yekten sordum. Sorduğum saatte milletvekili aday olmak için memleket partisine o saate kadar başvuranların sayısı 800'ü aç fazlaydı. Belki şimdi 1000'i 1500'ü geçmiş. Şimdi birisi bu kadar aday adayı başvurmuş partisinin mensubu. Ben çekiliyorum dediği zaman o kişilere meydan okuyor demektir. Çünkü o kişiler partisini seçime sokmak amacıyla gelip aday olmuşlar. Şimdi ne yapıyorlar? Yani bu hakarettir hakikaten. Ben siyasi hakaret kabul ediyorum. Efendim Muharrem İnce Milli Eğitim Bakanlığı yapacakmış. Niye Milli Eğitim Bakanlığı diyorlar? Öğretmen kökenli ya. Ona onlar göre ya bu arkadaş grup başkan vekilliği yapmadı mı? Grup başkan vekili olarak çıkıp bütçe hakkında, ekonomi hakkında, Milli eğitim dışında sağlık hakkında her hakkında konuşmadı mı? Ya, Cumhurbaşkanı adayı oldu. Aha, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı adayıken bir seçim bildirgesi vardı. Ama şimdi ona niye bunu söylüyorlar? Çünkü bir şey yaratmaya çalışıyorlar ya bir kamuoyu onu suçlamak için. Ve Muharrem İnce siyaseti bildiği için Sayın Kılıçdaroğlu onu ziyaret ederken beklenmeyen bir şey yaptı. Millet İttifakı'nın tenkit edilen konuların tamamını sıraladı. Neyi sıraladı? Kadın haklarını sıraladı. Bununla neyi kastetmek istediği, Saadet Partisi'nin bir çekincesi varsa biz zaten olmayız. Neyi eleştirdi? Atatürkçülüğü den vurdu. Atatürk'ün adını sen vermezsen çalışmalarında ben bu eleştiriyi yapay yapıyorum dedi. Bunlar kimin için bir şey ifade ediyor? O bahsettiğim, o gün 800 olan, belki bugün bin, bin beş 1500 olan ve bir şey daha söyleyeyim. Mesela Ankara gazetecilerine şaşıyorum. Kulisi yalnız CHP ile AK Parti'den almaya çalışıyorlar. Ya bir de gidin Memleket Partisi'den kulis alın. Mesela bugün sabahtan itibaren ben biliyorum oradaki bir heyet adaylar ada, ada adaylarını değerlendirmekle meşgul. Şimdi bunları görmezlikten geliyoruz. <laughs> Acaba Muharrem ince çekilir mi diye söylüyor. Çekilmez. Bu arada kimsenin Peki, görmediği ben. başka bir isim var. Muharrem İnce'ye tamam. paralel <laughs> yapılan araştırmalar yani bunu araştırma değil de şey yoklamaları. Bunları daha iyi bir alanına giriyorum. Özür dilerim Murat Bey. Yok, yani odak deniyor ya. Ya Zafer Bey'i dinlemek lazım hayır, belki hayır, o daha hayır, uzmanlaştı. Hayır hayır ben Künye vereceğim dedi. Değil. Şirket reklamı ya, yaptı. Ben... 12 ya da 6 dediğini ama ama ben neresi söylediniz? Şey rakamını bile ifade demediniz. Bir şey soracağım. Yani odak araştırmaları var evet. değil mi? <laughs> yapılan bu odak araştırmalarında yani böyle belli gruplarla konuşularak yapılan araştırmalarda odak grupları. Ola yani. ki odak gruplarında Muharrem ince şayet seçilirse Hı. Sinan Oğan geçti ya yüzde 6 orandaki oy. Sinan Bey o e geçecek. Eğer Muharrem ince çekiliyorum dese. Yani millet İttifakı'na gitmeyecek. Millet ittifakı ile ilgisi yok bakın. Yani şimdi yani Kemal Bey e şimdi ne cumhur Öyle ittifakı mi? ile ilgisi var bütün vatandaşların ne de millet yok, ittifakı ile. Şimdi Muharrem ince çekilirse oylar Kemal Kılıçdaroğlu'na gitmeye beklenti var ya onu Yitmez. söylüyorum. Öyle olmuyor altısının altısının en az hmm. üçüncü aday olan Sinan Oğan'a gideceği tespit edilmiş. Hmm. Yani gider. <laughs> Çünkü neden Muharrem İnce'yi teşhiyorlar? Muharrem İnce'yi siyasi uslubuna uygun gören, Atatürkçü duruşundan, kadın haklarını savunmasından. Yani bakın çok şeyli bir politika yani benim böyle Muharrem İnce'yi savunmak için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Analiz olarak dile Peki, getiriyorum. Peki teşekkür ediyorum. Ve sorunuz şuysa Muharrem İnce'nin çok gruplar ayın altısına kadar partilerin çekilme olasılığı var mı? Ayın 6'sına kadar mesela Emek ve Özgürlük Partisi'ndeki partiler ne ad altında olacaklar birleşmeleri orada ortaya çıkacak. Onlar da önemlidir. Bu arada bu 9 Nisan'a kadar da esas işte Zafer Bey'in, Hasan Bey'in hatta Murat Bey'in çeşitli programla dile getirdikleri milletvekili listeleri kesinleştikten sonra çıkacak karmaşadır. Peki teşekkürler.